Şu alakası var hocam, söyleyeyim onu. Birebir. Hayır, birebir pozisyon önemli değil. Onu unut. Var öyle bir şey ki, varın hangi pozisyonlarda devreye gireceği açık açık yazılmış. Evet. Yorum yok. Yok. Tamam. Yok. Diyor ki var, bu lafı Erman ederse var, Kuncal ederse yok. Böyle adalet olur mu? Varın hatası. Yani sistemin kuruluşunda sıkıntı var. Ama var da yepyeni bir sistem. Daha oturmakta. Bu nasıl sallanıyordu biz geldiğimizde bu vaka. Dünyada her yerde sallanıyor. Aynı mı uygulanıyor? Ha? Dünyada her yerde aynı mı uygulanıyor? Hayır. Teoride aynı İngiltere daha farklı uyguluyor. Hayır. Bak şimdi. Bir kural sezon başında açıklanır. Arada değişmez. Varı koydular. Dünya Kupası'nda uyguladılar ve dediler ki tavsiye olarak isteyen federasyon, mecburi değil, isteyen federasyon bunu alabilir ve istediği yorumları da katabilir. Bizim federasyon da bunu böyle hazırladı. Ama nasıl dünyada oluşum halindeyse var, nasıl Avrupa'da oluşum halindeyse Türkiye'de de oluşum halindeyse bir takım yanlışlar olacak. Burada artık hakem VAR'da olmayan bir kararı uygulayamaz. Ha, bunlar görülüyor. Seneye VAR'da da bu böyle olacak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O pozisyonda hakem VAR'a gitse, kararını iptal etse, doğru karar verse, hakemi suçlayacak mıyız? Evet. Ben suçlamam. Sen suçlamasın, ben suçlarım. Ben suçlamam. Çünkü öbür bütün maçlar birbirine girer. Ama olmaz. Vay efendim, orada o şey çalarken niye bu sefer VAR'a gitmedi? Erman gitti de Hıncal niye gitmedi? Erman'la Hıncal gitti de Ender niye gitmedi? Onun altından kalkamaz. Onun altından kalkamaz. Hocam yasal öyle bir şey yok. 6 burada saniye. Burada resmen bir aldatma var yasal ya. Yasal 6 saniye kuralını uyguladı diyor. Hakemi neredeyse düdük astırıyorlardı bu hocam, ülkede ya. Bak bir şey yasal söyleyeceğim. Kuralı... Güzelce bak. Orada ayrılıyoruz senden. Burada alakasız bir olay var. Burada sana göre bana göre bir pozisyon yok. Sana göre. Abi hayır, kural diyor sana ki göre, bana göre VAR'a gidemezsin. Hakem aldatıyor. Kural yani adam aldatıyor. Adam hırsızlık yapıyor. Ama diyor hırsızlığa ki kural. Ben karşı gelirim. Kural VAR'a gidemezsin yanlış. Diyor. Ben yaparım abi. Yaparım. Şöyle oluyor bence. Yaparım. Hıncal abi diyor ki yapartan kural, kural var diyor. Siz de diyorsunuz ki pratikte hayatın gerçeğine aykırı. Ama Hıncal abi de diyor ki bir kural konmuş değişmiş. Derhal o hafta ceza alırsın abi. Sana şimdi o zaman bir şey anlatacağım. Ya bazı şeylere ben değdiriyorum bakın. Başımdan geçen bir olay anlatacağım. Geçen gün anlattım ben size. Hocam bir Fener, Kocaeli Fener maçı yöneteceğim. Maça gittim. Sağ komiseri geldi. Dedi ki hocam dedi Cumhurbaşkanımız Özal dedi Ankara'ya geçerken maçı duymuş. Maça gelecek seyredecek. Hoş gelsin dedim ben de. Bir saat, bir buçuk saat falan var maça. Isınıyorum. Sağ komiseri bir daha geldi. Hocam dedi, foto muhabirleri geldi dedi başındaki adam. Biz dedi fotoğraf çekeceğiz. Çeksinler dedim. Buyur. Yalnız dedi biz dedi santra çizgisinin orada. Cumhurbaşkanının önünde çekeceğiz. Dedim ki spor yazarları, fotoğrafçıları, foto muhabirleri nerede çekiyorsa orada çekecekler dedim. Orada ama biz Cumhurbaşkanlığı dediler. Bak şimdi. Adam geldi. Hocam dedi böyle demişsiniz. Kardeşim dedim. Spor yazarları, foto muhabirleri oraya gideceksin. Biz gitmeyeceğiz, biz çekeriz dedi. Bak dedim kardeşim ben Özal'a gelirsem rahmetli Cumhurbaşkanı'na benim belli prosedürleri geçirmem lazım. Sen dedim çekemeyeceksin, ben çekerim dedi. Buyurun dedim. Hocam sahaya çıktım, maç başlamıyor. Sevgili Hünca. Özal sağa bakıyor, sola bakıyor adam. Maç başlıyor. Başlatmıyorum ya kafaya koydum. Bak kafaya koydum. Hiçbir şekilde yetkim yok. Başlamam lazım. Ama bazı şeyleri de yapmak lazım. İlla yabancı yapıyor diye o doğru değil. Bak benim söylemek istediğim o. Ne oldu biliyor musun? Başta takımlara dedim ki siz ısınmaya devam edin. Adam beni çağırıyor o foto muhabiri başındaki adam. Oraya gidersem yandım. Onlarla vıdı vıdı. Sahanın içinde geziyor benim cebimde. Baktım ki gitmiyorlar. Oradan yanaştım. 2,5'luk çocuklar o zaman 2,5 diyoruz yani. Top yani. Dedim ki gidin amigolara söyleyin. Cumhurbaşkanlığının foto muhabirleri var. Onlar çıkmadan maç başlamayacak. Abi bir tezahürat başladı. Böyle kaldılar. Hepsi kale arkasına gittiler. Orada bitmedi. Ne oldu biliyor musun sevgili İncan? Federasyon Başkanı Şenez Ercik. Doğan Babacan'la bizim
Hani o Galatasaray denen var ya, Ahmet MHK başkanı. Çağırıyor diyor ki Cumhurbaşkanı'nın olduğu maçta nasıl diyor maç 20 dakika geç başlar. Arkadaş bana diyor bunun raporunu verin. Raporu veriyorlar. Şenez böyle diyor, Şenez Erzik. Erman Hoca %100 haklı. Bu işi diyor halletmemiz lazım. Ne yapıyorlar biliyor musun? Konuşuyorlar. Şenez Erzik'e diyorlar ki, Şenez Erzik söylüyor. Ben diyor bunu UEFA'ya götüreceğim. O sırada uluslararası maçlarda dördüncü hakem uygulanıyor. Ama ulusal maçlarda uygulanmıyor hiç, mahalli. Ben diyor bunu Türkiye'de diyor pilot yapacağım. Sonunda da bakalım ne olacak diyor. Kabul ediyor UEFA. Bizde pilot uygulanıyor. Dördüncü hakem şimdi Avrupa'da her yerde uygulanıyor. Bak nereden nereye geliyoruz hocam. Bak o nereden nereye geliyoruz. Benim üzerine kadar itirazım yok. Ama ya hakemsin sen hocam. Şimdi bak sen, bak şimdi. Ben sen anlattın ondan hocam. Yani. Sen anlattın, ben anlatacağım şimdi. Sen anlattın, bitirdin anlattın. Evet. Senin pozisyonunla bu durumun hiç uzaktan yakınla alakası yok. Bir, senin pozisyonunda doğrudan o konuyla ilgili bir kural yok. Bir başka kural var. Hakem sahanın hakimidir. Sen o sahadan istediğin adamı, sadece evet, futbolcular, kulübedekiler değil. Evet. İstediğin adamı dışarı atabilirsin. Ve de dersin ki bu adam çıkmadan ben maçı başlatmam. Evet. Diyelim ki oradaki şeylerden, foto muhabirlerinden bir tanesi su şişesini kaleciye attı. Fanatik bir foto muhabir. Bunu gördün, bu adam çıkmadan bu maçı başlatmam der ve 20 dakika başlat. İsterse şeref tribünde Cumhurbaşkanı değil bütün hükümet otursun. Ya bak, hakemin bu yetkisi var. Sen olan yetkini, yani sahanın mutlak hakimi, hakemdir yetkisini kullanıyorsun. Öbür tarafta kural var. Boşluk yok, kural var. Diyor ki şu 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 durumlarda VAR davet eder. Tamam. VAR davet etmeyince. Kabul ediyorum, bir şey söylüyorum VAR hocam. VAR davet etmeyince hakem VAR'a gidemez. Penaltıda diyorlardı ki, penaltıda Türkiye'de hakemlere şurada duracaksın. Orada durmadım hiç ya. Atlatar da beni hakemlikten. Ben bir şeyden bahsediyorum. Adalet Dağıtmak. Duracaksın ya dediği kardeşim, tavsiye kararı burada, abi. Ben burada. Hayır, duracaksın abi dediği tavsiye kararı. O kural olsa şimdiye kadar 1 milyon penaltı iptal olurdu. Puan kırıyor ya senden. Abi gözlemci senin benim. Için. 100 üzerinden puanımı veriyor 70. O penaltı senin, yerinde durmadığım için. O senin çünkü için. Ben sana ben onu direktif veriyorum diyor. Ben onu bilmem. Kara kaplı kitapta hakemin duracağı yer bellidir diye yazmaz. Tavsiye kararı yazar. Abicim hayır. Şurada durmasında fayda vardır. Burada duracaksın derler. Ya sen niye öyle diyorsun Öncel ya? Benim puanım kırılıyordu. Bana 100 gelecekken 70 geliyordu Öncel. Abicim o merkez hakem komitesiyle belki senin aranda ve gizli bir şey bu. Peki şimdi dönüyorum. Ben bunu bilmem. Ben sana dönüyorum. Olarak. Geldim baktım VAR'a. Emre'nin pozisyonunda. Sarı kartı geri aldım. Gelemezsin ama abi. Yasak gelmen. Yani şuna geliyor. Kural var. Ya diyorum ki geldim diyorum sana ya. Geldim. Gelen ben geldim. Sen ceza alırsın. Bana maç vermeyecek. Ceza alırsın. Ben seni rezil ederim köşemde. Ha. Bütün metbaada eder. Ha. Erman tamam. Toroğlu kural da olmayan sen şeyi yaptı, şov yaptı kalmaz diye. Ne olur biliyor musun? Tabii. 3 maç sonra en kral maçı Erman Toroğlu gider. Ya bırakın bu işleri yok ya. Yok abi, hayır hayır. Ya bırakın bu işler. Abicim bakın bazı işlerde hakemlik öyle bir olay değil ya. Hakemlik vicdan, hakemlik tamam, gördü. Herkes anladı hocam. Yani şöyle mi diyorsunuz siz Erman abi? Kurallar hem bazen, oranın ben kralıyım. Kurallar yok ya, bazen hem oranın kralıyım. Esnetilebilir hem mi diyorsunuz? Ona uyacağım. Ama kurallar ya içinde. Ya kardeşim ben Türkiye'de yanlış görmüşüm. Türkiye'de anayasal fikir özgürlüğü var mı? Sövünce ben sana niye yayında bir ötek sövdüm diye hapse giriyorum? O başka. Sövenlerin kural da var. Anayasa fikir özgürlüğü diyor ama kuralları da koyuyor. Hocam, bu sınırlar içinde. Çok güzel anladım. İzleyicilerimiz de anladı bence. Evet. Bir taraf diyor ki kurallar çerçevesinde yapılabilir. Diğer tarafta adalet sağlamak için kimi zaman kurallarla oynanabilir. VAR'ın olayı doğruyu bulmak. VAR'ın olayı doğruyu bulmaksa, VAR'da televizyon var. Bende televizyon yok. Şimdi televizyon var. Televizyona gideceğim. Ben dağlara taşlara yapmışım. Geri alıyorum, veriyorum. Neymiş? Aykırıymış. Aykırı olsun abi. Ne oldu? Olamaz. Alet dökümü düşerse ne olacak? Olamaz. Hocam bak. Ben tacı ayaklar attım. Gol oldu. Sen verdin. Ya,
Ne oldu? Ne oldu? Lisansını yırtarlar, düdüğünü doğruya asarlar. Bu öyle. Bu öyle tabii, olmayan şeyi uygulayamazsın. Bir şey söylüyorum sana. Sana verilmemiş bir hakkı uygulama hakkı yok hakemin. Ya abi, bariz gol şansından gitti adam, ikinci sarı, sarıdan yedi. Ne yapacaksın diyorum? Gidip gene bakacaksın. Yazmıyor. Hayır, bakamazsın. Yazmadıkça bakamazsın. Var öyle. Varı düzeltelim, tartışalım. Sabaha kadar varı tartışalım. Bence hiç itirazım bence yok. Şuna geliyor Öncal abi, ne dersiniz? Adalet ve hukuk farklı kavramlardır.